Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 8. haftada pazar günü oynanacak olan Ahmet Spor, Erok Spor maçının öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Ahmet Spor pazar günü Esenler Erok Spor'u konuk edecek. Önemli bir mücadele. Aynen. Çünkü Erok Spor son yaptığı takviyelerle toparlandı. İyi oyuncular aldı İstanbul ekibi. Ahmet Spor'da geçen hafta yeni Malatya Spor'u mağlup etti biliyorsun ama oynanan oyun çok memnun etmedi hem Ahmet Spor taraftarlarını hem Dersun Hoca da çok memnun kalmadı. Evet. Maç sonu yaptığı açıklamalarla da bunu belirtti. Daha çok yediği 2 gol zaten taraftarların gözünde çok büyük bir soru işaretini şey yaptı. Bir evet. De hani çok az gol yiyen bir takım olarak Malatya'dan 2 gol yediler biliyorsun. Doğru. O maça kadar sadece bir gol yiyen bir Ahmet Spor vardı. Yani o maçla beraber 3 gol oldular. Hatta 2 gol değil 4 gol oldular. Aynen öyle ki hani en yenilmeyecek maçta 2 gol yemesi Ahmet Spor'un hani biraz taraftarları hayal kırıklığına uğrattı o gün için. Bir hatırlatmaları yapalım. Tabii. Ardından maçın öncesine geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı sizlerden rica ediyoruz. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Direkt maça giriş yapabiliriz. Maçın büyük ihtimalle Şanlıurfa'da oynanacağı söyleniyor. Dün yerel şeylerde de geçiyordu. Dün zaten biz Instagram ve tüm daha doğrusu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık maçla ilgili soru alırken. Orada Şanlıurfa'da oynanacak maç olarak yazdık. Hepsinde net olarak şu anda Şanlıurfa geçiyor ama nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. Son anda değişebilir yani. Ama Diyarbakır Stadyumu'nda kesin olarak oynamayacak zaten. Hatta orası tamamen düzenlenene kadar hiç oynamaması lazım ki çim otursun yerine. Onu da söyleyelim. Urfa'da da o günden önce, bir gün önce maç oynanacak evet. Bu arada. Bu maç da pazar gününden başka bir günde oynanmaz zaten. Milli ara girecek evet, çünkü. O yüzden. Urfa akşam oynayacak ondan önceki gün. Ahmet de herhalde akşam oynar diye Ahmet düşünüyorum. Ahmet maçı 4'teydi ya. Öyle mi gördün? Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha da bakayım buradan. Evet 4'te. Stat belli değil ama. Yani Urfa deniliyor. Gibi duruyor. Ya yerel gazetelerde, yerel sayfalarda öyle 4 Şanlıurfa Stadyumu diye geçiyor. Zaten Diyarbakır Stadyumu'nda oynanmayacak maç. O net yani. Onun dışında bak hatta bazı izleyicilerimiz İzmir yazmışlar ama ben İzmir'de oynanacağını düşünmüyorum maçın. İzmir. Ben de zannetmiyorum. Bakalım. Bu maç Urfa'da en iyisi oynanırsa daha iyi bence. Evet. Oranın zemini de güzel zaten. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bir yanda toparlanan bir Erok Spor var. Diğer tarafta da eğer içerideki Bolu maçında son dakikada o golü yemeseydi liderlik koltuğunda oturacak olan bir Ahmet Spor var. Şu an 12 evet. Puanda Ahmet Spor. Zaten 13 puanda ve 12 puanda çok fazla takım var şu anda. İlk 7'deki tüm takımlar en kötü 12 puandalar zaten. Şu an herkes birbirine çok yakın. Aynen. Nasıl durumda buluyorsun iki takımı? Neler söylersin? Vallahi zaten şu anda ligin zor olduğunu söylüyoruz yaz döneminden beri. Evet. Aslında şu anki puan tablosu bunu gösteriyor. 2 maç kazan yukarıdasın, 2 maç kaybet aşağıdasın. Aynen noktası öyle. Var. Mesela şu anda Şanlıurfa Spor 7 puanda. İşte sezonu şampiyonluk parolosuyla başlayan çok para harcayan Iğdır FK 10 puanda. Bak, bir maç. 3 puanlık bir fark var. Evet. Ahmet Spor da Malatya'yı mağlup etti. Zaten bu ligde şu an tüm takımların kazandığı Malatya maçının bir önemi, bir ölçüsü yok. Bunu doğru. Söyleyelim. Lorenzo 2 gol attı. Aslan Bolonga 2 gol attı ve siftah yaptı bu oyuncular ama dediğimiz gibi rakip yine Malatya Spor. Bu zaten ciddi problem. Asıl sınav zaten bu maçla beraber başlayacak tekrardan Ahmet Spor'da. Bir de son dönemde toparlayan bir Esenler Erok Spor var. Zaten transferlerde iyi transferler yaptılar. Ryan Jack geldi, Metehan Mert geldi. Jair geldi. Onun dışında Tugay Kaçar geldi. Jair geldi ve Esenler Junior Fernandez geldi. O önceden gelmiş de gerçi. Ama transferde geldi yani sonuçta. Yani. Tabii, transferde tabii, geldiğinden bahsediyor. Ve de aslında zaten ilk transferler onunla başladı. Yani şey olarak. İyi gelen transferler aynen. Var ya. İlk zaten Fernandez'le başladı en son olarak. Sonrasında işte Meta Mertler geldi, Jackler geldi, onlar geldi. Kaleci Ekrem geldi. Aynen öyle. Ekrem'i ben çok beğenmiyorum ama. Ben de çok beğenmiyorum da gelen oyuncu olarak. Gelen transferler olarak Jackler, Jairler,
Tugay Kaçarlar ön plana çıkıyorlar. Ve özellikle genç oyuncu İdris Fırat'ın da skor yapmaya başlaması, Esenler Erokspor'un ve Mehmet Altıparmak Hoca'nın... Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Uğur Adem Gezer yine kadroda olmayacak. Sakatlığı devam ediyor. Onun dışında Murat Uçar zaten yine tekrar eski mevkisine döndü. Doğru. Biliyorsun. Bek'te oynatıyor hoca. Sen Amelispor'un nasıl bir kadroyla başlayacağını düşünüyorsun? Son maçtan farklı değişiklikler olur mu? Yoksa son maçın ilk 11'ini bekliyor musun? Mesela Doğancan Davas Bandırma maçında yedekti. Malatya maçında ilk yarı oynadı, ikinci yarı çıktı. Doğancan'ı 11'de bekliyor musun? Bu 11'den sadece Doğancan'ı bozar diye düşünüyorum hoca. Hani çıkartabilir. Oynar? Oktay Aydın 11'e geri dönebilir diye düşünüyorum. Doğancan çıkar gibime geliyor. Ama farklı mevkiler. Ya şöyle, geçen hoca 4-2-3-1 oynattı aslında. Hani 4-1-4-1 değil de 4-2-3-1'di o. Ben şöyle düşünüyorum. Hoca Doğancan'ı dışarı çıkartır. Doğancan kenar çıkarsa Lovric oynar. O da olabilir. Çünkü Oktay'la Doğancan'ın mevkileri farklı. O da olabilir. Lovric de oynayabilir. Ama Doğancan bence 11'de olmaz. Çünkü Malatya maçında bile 46'da çıkardıysa hoca. Malatya maçında zaten rakipten dolayı oynattı bence. 11'de. Bence de. Kendini hazırlasın diye. İyi de oynamadı ama. Zaten Doğancan'ı da bastan beklentimiz yok. Hani transfer olduğu zaman da söyledik. Lovric'in de biraz zamana ihtiyacı vardı. Çünkü ilk geldiği zaman bir mide rahatsızlığı geçirmişti. Evet. 30 dakika oynadı Malatya maçını. Uzatmalarla beraber 34 dakika falan oynadı. Lovric kaliteli bir oyuncu. Yavaş yavaş kendisini bulacaktır. Süresi de artacaktır. Hani bu maçta 11'de oynatılma noktasına bakarsam Lovric'i bir ihtimal 11'de oynatabilir diye düşünüyorum. Ama ikinci yarının başında veya işte 50-60'da çıkartabilir. Lovric'in yavaş yavaş ısınması gerekiyor çünkü. Onun dışında zaten Lorenzo iyileşince otomatikman 11'e girdi ve hoca Oktay Aydın'ı kesti biliyorsun. Oktay Aydın çünkü oynamıştı iki maç üstte ilk 11'de ama sonradan hoca Malatya maçında kulübeye aldı. Aslında şu anda Amelispor'un kadrosu da aşağı yukarı artık belli. Hani Sinan Kurt 11'de başlamıştı, oynuyordu ama verim ver... Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. ...veremeyince hoca onu kesti. Doğru. Onun dışında işte Lorenzo sakatlıktan dönünce de hoca Murat Uçar'ı kendi mevkisine alıp Batuhan'a bu sefer kesmiş oldu. Ben zaten söylemiştim hani Murat Uçar 11'de oynadığı zaman da bekle, Batuhan kenarda olur. Murat Uçar da zaten kesinlikle sağ açık oynamaması gerektiğini konuşuyorduk hep. Şu anda aslında Amelispor'un ilk 11'i oturmuş durumda. Ha, ne kadar verim veriyorlar, vermiyorlar, performansları nasıl tartışılır bunlar ama 11 şu anda oturmuş durumda belli noktalarda zaten. Hatta birçok noktada, belli nokta değil, birçok noktada. Mesela Ömer Bayram sakattı, o döndü, 11 aldı. İşte Lorenzo döndü, 11 aldı. Lorenzo dönünce Murat Uçar gerçek yerine geçti. Amelispor'un şu anda ilk 11'i belli. Sadece şu noktası belli değil. Doğancan mı oynar, Lovric mi oynar noktası var. Lovric de bence bu haftadan itibaren 11 alacaktır. Diğer oyuncular kulübede olacaktır diye düşünüyorum. Çekleri zaten tamamen sildi hoca. Hatta dün de bir bilgi aldım. Devre arasında çek oranının gideceği takım belli şu anda. Vanspor. Hadi be. Aynen. Şimdiden. Vay be. Daha 3 ay var devre arasında. Zaten Çektar 1. Lig'e uygun olmaz. Ersun Yanal Hoca da bunu gördü. Oynatıyordu 11'de. Artık oyuna bile almıyor düşün. İlk maçlarda da şans buldu aslında. Kullanamadı. İşte diyorum ya, ilk 11'de oynuyordu. Aynen. Kestikten sonra oyuna bile almadı. Doğru. Bak oyuna bile girmedi. Peki Çektar'la hocanın arasında bir sorun olduğu doğru mu? Yok ya, ne sorun ya. Ya öyle hani yorumlar falan çok Çektar'ın geldi. Çektar'ın şu an sahadaki performansı sana hiç umut verdi mi? Bir şey yaptı mı? Yok. Çektar hem ağır kaldı. Bu sene iyi değildi. İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Topsuz alanda da bir şey yapamadı. Hani bazen deriz ya topsuz oyun falan. İşte arkaya kaçar bir şey yapar. O da yok. Ya Çektar için zaten şunu dedik. Olacaksa en fazla alternatif olur birincilikte. Şu anda o noktada da hoca düşünmüyor. Dediğim gibi Çektar'ın gideceği takım belli şu anda. Bayağı. Bir de belki devreye girerse Batman girer, onlar alır. Çünkü onlarda 10 numarada problem var. Olabilir. Aynen öyle. Ömer Bayram 2 asist yaptı son maçta. Lorenzo'da 2 gol attı. Neler söylersin? Valla maçla ilgili yorum yapmayalım. Malatya maçıyla ilgili. Çünkü bir ölçüsü yok. Yani Aslan Bolongo 55 tane gol atsa ben ne diyeceğim? Yani yeni Malatya Spor'a karşı uçtu kaçtı diyecek halimiz yok. O da yok. 2 gol attı. Amelispor'la ilgili söyleyeceğimiz tek bir şey. Aslan Bolongo'nun ben iş yapacağını söyledim geldiği zamanda. Ama Malatya maçında konuşulacağımız bence tek bir şey olmalı. Amelispor'un yediği 2 gol. Aslında o maçla ilgili yeniden 2 golle ilgili şu yorumu yapacağım. Son 8 dakikada geldi 2 golde. Evet. Konsantrasyon eksikliği. Hangi maç olursa olsun, hangi rakip olursa olsun bence Amelisporlu oyuncuların ve diğer takımdaki hangi oyuncular olursa olsun konsantre elinde bırakmaması gerekiyor. Bak Bolu maçında bıraktılar. Tabii ki. Son dakika kafa golü. Mesela Nurullah da bir bıraktı orada o gün.
Maç nasıl olsa bitti. Önde açıldı. Ön tarafta. Ne işin var senin ön taraftasın? Kalende dursana. Aşırtmayla kafa golü yedin. 18 çizgisinden. Kafayla yedin yani. O gol dünya tarihinde hangi kaleci yerse yesin öyle bir gol yemez. 18 çizgisinden kafayla gol yiyor kaleci. Hatta şutta yemiyorsun bak kafayla. Dışından yani neredeyse. Tamam işte 18 çizgisi diyorum ya. 18 çizgisi neresi? Onun dışı işte zaten onu söylüyorum. Yani 18 çizgisi 6 pasın ilerisinde olan yer. Hani tamam. Ben oranın içinden değil dışından vurdu diyorum. Dışından tamam. Vurdu. Ben de dışından vurdu zaten. 18'in oradan vurdu ama yani. Ama 18'in içinden vurmadı. Dışarıdan vurdu diyorum tamam. O yüzden. Zaten ben de onu söylüyorum sana. Tamam. Hani ben dışarıdan vurdu diyorum. Dışından gol yiyorsa öndesin diyorum zaten. Ve Anıl Koç öyle goller atan tabii. Bir oyuncu değil. O yüzden. Yani hangi abi. Oyuncu istersen stoperde Nabi atsın o golü. Sonuçta hiçbir kaleci o golü yemesen liderdin zaten. Aynen. Hani o gün. O yüzden yani Amespor'daki oyuncuların konsantre noktasının da çok iyi şey yapması gerekiyor. Çünkü bu takım hani ilk hafta Karagümrük'le de puan kaybetti. Yani Karagümrük çünkü o ilk haftada yabancıların hiçbirisi yoktu neredeyse. O gün ne zaten vardı, Ahmet Spor. Doh yoktu, Lamkelze yoktu. Kaybedebilirdi de son dakikada aynen. Genç Yiğit'in kafa vuruşu vardı. Dışarıya gitti. Ya Ahmet Spor geçen hafta zaten antrenman yaptı yani hı-hı. Resmen. Yeni Malatya Spor'un durumu çok kötü maalesef. Ondan dolayı da evet. Rahat bir galibiyet aldı. Bu maç kritik çünkü hı-hı. Erok Spor toparlandı. İyi transferler de yaptı ki Mehmet Altıparmak bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Bu ligde 3 şampiyonluğu var. Önemli bir kariyeri var hocanın bu ligde. Son maçta da Erok Spor Pendik Spor'u resmen tarumar etti. Çok aynen, net bir galibiyet aldı. Erok Spor'u nasıl buldun? Valla Erok Spor'un zaten son transferlerinden sonra toparlandığını söylüyoruz. Yani şu anda ilk devrede sezonun başında... Erok Spor net düşme adayı diyorduk ama o transferler geldikten sonra hep şunu söyledik. Erok Spor şu anda diğer takımlardan kendini ayırdı. Zaten düşer dediğimiz zaman da diyorduk acilen bu takıma transferler lazım. Transferin sonuna doğru Jack geldi, Jair geldi. Bir de Mehmet Altıparmak Hoca'nın İdris'i biraz daha fazla kullanması gerektiğini söyledik. O skor yapmaya başladı. Hamza Çatakoviç geldi zaten. Önemli oyuncuların başında geliyor. Oscar Pinci ile zaten Mamo Efaye'nin iyi oyuncular olduğunu söyledik birincilik seviyesinde. Onlar da Rize'den beraber aynen, geldiler. Aynen onlar da zaten katkı veriyorlar ki özellikle zaten daha çok katkı veren Faye hem gol hem asist yapıyor. O yüzden Erok Spor şu anda belli bir noktada kadrosunu toparladı. Ve özellikle ben şöyle bakıyorum. Mesela Erok Spor'un rakiplerine göre çok çok fazla artısı var. Her noktada. Forvetinde, ön liberosunda, kanadında iş yapacak, katkı verecek ve skoru değiştirecek oyuncuları var. Malatya maçındaki mağlubiyetin niye zor geldiğini belki Amespor taraftarları söyleyebilir. Transferler o maçta oynayamadığı için zaten kadroda yoklardı. O yüzden transferlerde oynamadığı evet. için Erok Spor'da sezon başındaki yani o Malatya maçındaki kadronun 11'de oynadığını bilsinler. Ve o yüzden maç zor kazanıldı ki o maçta gol atan yine İdris Fırat oldu biliyorsun. Son dakikalara doğru aynen. Yani daha doğrusu. Yok, ilk yarıda attı İdris golü. İkinci gol Galatasaray'a kaşa geldi. İkinci gol ikinci yarıda geldi. Onu Mame Faye'a attı. Tamam işte Mame Faye'nin golü o zaman yanlış söyledim. O da geç gelmedi. 60'a doğru geldi. Ya bana göre yeni Malatya-Spor maçında geç açıldı kilit. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü normalde baktığımız zaman da maçların çabuk çözülmesi lazım. Hani taraftarlar orada şunu görmesinler. 2-1 bitti. O oyuncular oynamadığı için söylüyorum. Sonradan gelen oyuncuların hiçbiri oynayamadı. Erteleme maçı evet, oldu. Evet yani yeni Malatya maçının olduğu tarihteki oyuncular oynadı. Bir de Esenler Erok Spor'da biliyorsun, bu benim kendi görüşüm. Ercüment'in zaten yaşı var biliyorsun. 39. Ekrem'in de ben iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yan toplarda çok ciddi zafiyeti var. Toplarda çok fazla böyle çıkabilen bir kaleci değil. Amespor hani bunu duran toplarda işleyebilir. Kornerler, frikiklerde ki özellikle zaten Enkulu ileriye çıkışlar yapabilir. İşte baktığımız zaman da yine... Bence şöyle bir nokta var. Uzaktan şutlar da bence Amespor için büyük bir nimet olabilir. Eğer Oktay Aydın 11'de oynarsa Oktay'ın şutları veya işte Kasubi'ye denerse Kasubi'ye veya denerse adama Turare bu aralardan ekmek yiyebilir bence. Çünkü Ekrem'in ciddi anlamda top sektirme özelliği de var. En büyük örnek verecek olursak mesela Urfa Spor'un kalecisi Tokatev gibi çok fazla top sektiriyor. Sen Ekrem'i neler ben de beğenmiyorum zaten. Hani onu söyleyeyim. Metehan Mert benim beğendiğim bir oyuncu. Hem sağ bek hem stoper oynayabiliyor. Gençler Birliği'nden biliyoruz zaten. Çok iyi. Konya'da çok oynayamadı. Aynen. Enzaba bu lig için yeterli bir oyuncu zaten. Erok Spor gibi ligde kalmaya oynayan bir takım için bekler zaten çok yeterli. Mücahit'le Oğuz Ceylan yıllardır bu ligde üst düzey oynayan oyuncular. Evet. Alper Karaman yıllardır bu takımda. Üçüncü ligde de, ikinci ligde de şampiyon olan takımın demir başlarından. İyi oyuncu zaten Alper. Bu ligde de oynamayı hak ediyor bence. Bu lige de iyi başladı gayet. Mame Faye bence ilk 7 haftada Euro'nun en iyi oyuncusu yani. En ön plana çıkan oyuncu Mame Faye oldu.
Tüm maçlarda da oynadı zaten. Kamptan beri burada. Çatakovic'ler, Fernandez'ler biraz geç geldi. Ryan Jack'ler daha geç geldi. Jair'ler. Ya Aerox şu an kadroyu iyi toparladı bence. Aerox Spor fena durumda değil. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii Ahmet Spor ev sahibi olduğu için daha saldırgan oynayacak doğal olarak. Erol'un da deplasman performansı pek iyi değil zaten yani baktığımızda. 4 maç bir galibiyet aldılar zaten. Evet. 3 maçı kaybettiler. Ve özellikle Esenler Aerox Spor'un ama oynamış olduğu deplasman maçlarını şuradan da alabiliriz. Iğdır'ı yendiler bir. İlk hafta maçlarıydı. Yani kadronun iyi olmadı. Zaten Adana Spor ve Bolu'yla başladılar. O yüzden 2 maçı direkt oradan çıkartalım. Tabii. Asıl deplasman karnesi Iğdır'la başladı Esenler Aerox Spor'un. Çünkü kadrosunu tamamlamıştı. Ve o maçı da kazandılar. Bir Erzurum'a kaybettiler diyebiliriz aslında. Hani bu tam kadroyla. Ki Erzurum da zaten bu ligin iyi takımlarından birisi. O gün de zaten konuşmuştuk çok zor maç diye. Mesela ilk yarı berabere bitti. İkinci Erzurum daha çok pozisyona girdi. Ve maçı kazanmasını bildi. Ardından zaten Pendik Spor'u yani son olarak daha doğrusu resmen ezerek kazandılar, yendiler. Hamza Çatakovic'in şöyle bir özelliği var. Size oyuncu olduğu için rakibin savunmasını da çok bozuyor. Özellikle vücudunu koyduğu zaman da arkadaşlarına gol servisi yapma ihtimali de çok yüksek. Evet. Mesela zaten Jack gibi arkadan gelen, işte yanındaki Cahir gibi oyuncular bunları değerlendirebilir. Bir de özellikle baktığımızda Mame Faye gol atmasa da asist yapıyor. Hep skorun içinde var. Hazırlık maçında bile Galatasaray'a karşı 2 gol attı. 8-3 yenildikleri maçta. Aynen, o yüzden Aerox Spor yani şu anda tamamıyla toparlamış takım noktasında. Tabii ki eksikleri var mı? Var. Kulübe anlamında baktığımız zaman da. Ama Esenler Aerox Spor şu anda her takıma sıkıntı çıkartabilecek takımlardan birisi. Maç eğer Urfa'da oynanırsa Amespor taraftarının Kocaeli maçındaki gibi destek vereceğini düşünüyorum. Eğer son dakika bir şey olur Urfa'da oynanmazsa oynanacak şehir de çok önemli olacak. Ha İzmir'de falan oynanırsa tabii ki taraftarlar giderler. Bunun en büyük örneği Menemen maçı ama ben İzmir'de çok oynanacağını düşünmüyorum. İzmir'de oynanırsa hangi statta oynanır bilmiyorum sence? Göztepe bu hafta kendi evinde oynuyor. Altay deplasmanda oynuyor. Karşıyaka içeride oynuyor büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi günü evet. Aynen ama stat bence İzmir için çok zor şu anda. Onu sana söyleyeyim yani. İzmir'deki statlarda da bu arada Pasolik var zaten. Sistem var. Var. Göztepe'de var zaten. Altay'da da var. Bornova stadında da var. Aynen, Altay'la karşıyaka ama oynuyor. Ama oynanır mı oynanmaz mı şu anda bir şey diyemiyorum. Ama şu an %99 Urfa yani. Görünen o. Görünen o. Bir de zaten söylenen o. Çünkü taraftarlar da ya daha doğrusu yerel medya ve gazetedeki haberlerde hep o geçti. Şanlıurfa Spor'da oynanacak şey. Antep falan da olmaz zaten. Oynanır, Beşiktaş, Gaziantep-Beşiktaş maçı var Antep'te pazar akşamı 7'de. Bilmiyorum ama Spor'un inşallah şu stat sorunu bir an önce çözülür. Evet. Yani zemin sorunu daha doğrusu. Sorulara geçelim istiyorsan aynen. Zeminde ciddi maalesef sıkıntı devam ediyor. Hani bir türlü düzelemedi orası. Geçelim sorulara hemen. Açayım önümde. Ben direkt Facebook'tan bir tane okuyayım. Ondan sonra okursun. Emrah Tahçi Bey sormuş. Furkan Bey benim sorum şu öncelik demiş. Ben Diyarbakır Stadı'nın bu sene düzeleceğini hiç sanmıyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Sizce Amespor'un maçlarında Diyarbakır'da oynamasını istemeyen bazı kesimler mi var? Yoksa tamamen tesadüf mü? Zemin hazır hale getirilmiyor. Bir kere bu olayın tesadüf olma ihtimali zaten yok. Getirilme veya getirilmeme anlamında söylüyorum. Ve sizce demiş devre arasına kadar bu zemin sorunu giderilir mi? Giderilmezse Amespor'un playoff'a kalma şansı sizce ne kadar? Sizleri seviyorum, iyi yayınlar demiş. Sen ne düşünüyorsun? Kendi evinde oynayamamak Amespor'u olumsuz etkiler tabii doğal olarak. Yani kendi sahanda oynamak daha farklı bir olay olumlu anlamda. Ya bilerek yapılıyor mu yapılmıyor mu ona bir şey diyemem yani. Yorum yapmak istemiyorum. Senin görüşün valla ben onunla ilgili söyledim. Yani şu stadın hazır hale getirilememesi bir de hiç çim yok. Yani çim olur, düzenli olmaz anlarız da toprak var altında. Ben de biraz oranın ilgilenilmediğini düşünüyorum. Benim görüşüm o yönde. Eğer tabii ki bitirilemezse yani giderilmezse playoff'a kalma şansı tabii ki kadroya da bağlı ama yine orayı çok rahatlıkla zorlar. Ama tabii ki önemli kırılma maçlarında farklı statlarda oynamak hangi takım olursa olsun o takımı kırar. Bu da ayrı bir nokta. Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Bir de ben bir yorum daha okuyayım. Delican Renas Bey'in sorusu var. Şunu demiş. Sizce demiş bu maçta en doğru 11 hangi oyunculardan oluşursa Amespor galibiyete daha yakın olur demiş. İkinci sorum da bu maçta orta sahada ilk 11'de Oktay Aydın oynarsa takımın oyununa olumlu anlamda etkisi olmaz mı demiş. Üçüncüsü ise demiş sizce geçen maçta performansı kötü olan Adama Traore mi yoksa Çekler Orhan mı oynarsa daha çok faydalı olur demiş. Bence şu anki duruma göre demiş Çekler daha doğru tercih olur demiş. Sen ne düşünüyorsun?
Hoca çekleri silmiş görünen o yani. Kullanmaz gibi duruyor. Çekleri zaten performansından dolayı sildi. Tabii. Zaten oynamamalı. Traore'nin de zaten geldiği zaman da ben katkı veremeyeceğini düşündüğümü söylemiştim. Şu anda da beni yanılttığını düşünmüyorum. Ama Espor'un zaten oraya acilen transfer yapması gerektiğini de söyledik. Hatta transferin sonunda dedi ki forvet ve 10 numaraya transfer lazım. Ama Espor bu orayı boş geçti. O yüzden şu an devre arasına kadar eldeki mevcut oyuncularla orayı idare edecekler. Mecburen devam başka etmek zorundalar. Aynen. Aynen öyle. Ocak ayına kadar. Ekrem Bey demiş ki Ahmet Urfa'da farklı kazanıyor. Tüm iç saha maçlarını Urfa'da oynasın. Bu arada maçın İzmir'de oynanma ihtimali de var. Onu da hani burada konuştuk ama. Aynen. Bütün maçları farklı kazanıyor dedi de sadece bir maç oynadı ya. O da doğru. Bir tanesinde 9 kişi kaldı zaten. Koca darmaduman maç koptu gitti artık oradan sonra. Çetin... Ama Espor daha bir tane oynadı yani onu söyleyelim. Tabii Urfa'da. Tabii aynen. Çetin Bey demiş ki Aslan Balonga'nın olmadığı maçlarda Lovric en ileride oynayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Hayır oynayamaz. Net kanat oyuncusu. Bence Aslan Balonga'nın olmadığı maçlarda başka forvet oynayabilecek bir oyuncu yok. Hiç kimse yok. Yakal'ın mevkisi forvet ama bu ligin oyuncusu Yakal değil zaten. Yakal görüşüyor. Forvet'te top oynamıyor ki. Aynen. Bir izleyicimiz de demiş ki Cia Gerognikli izleyicimiz ama spor çift forvetli sistemde Aslan Bologna'nın yanında kimi oynatabilir sizce ya bu demiş. Soru daha önce de geldi söyledik ama sporda forvet yok. Laurenço forvet oynayamaz yok, zaten yok kanat ya. Oyuncusu bence ve 10 numara oyuncusu yani. Aynen katılıyorum. Ama sporlu izleyicilerimizin ortak bir sorusu var. Ersun Hoca yönetemiyor tarzında yorumlar çok. Ne düşünüyorsun? İyi futbolu izleyemiyoruz diyorlar. Şimdi iyi futbol evet izleyemiyorlar doğru. Kötü transferler de gelmedi. Biz orada da hep sorduk. Acaba dedik hoca istedi, işte raporu sundu, listeyi sundu. Acaba yönetim mi de transferi bitiremedi? Bir de öyle bir nokta var. Ya diyelim ki şimdi hocanın oynatmak istediği kafasında bir sistem vardı. Ama istediği oyuncular da vardı bunun karşılığında. Yönetime de dedi ki ben bu sistemde oynamak istiyorum. Örnek veriyorum tabii ki. Ben bu oyuncuları istiyorum dedi. Diyelim ki bunu alternatif olarak da sundu yönetime. Yani bu olmazsa bunu alın gibisinden. Eğer bunlar alınamadıysa örnek veriyorum. Şimdi Ertuğrul Hoca nasıl oynatacak o istediği sisteme? Bak bu da Ersun var. Ersun Hoca. Ben ne dedim? Ertuğrul Hoca. Pardon yani. Ersun Hoca nasıl oynatacak? Bu da var. Bir de tam tersi diyelim ki istediği oyuncular alındı. Ya o zaman da Ersun Hoca'ya geliriz tamamen. Yönetime bir lafımız olmaz. Ha ben şuna geliyorum. Şimdi bu takımda mesela forvet yok alternatif. Yakalı koymuyorum. Bolu maçında bunu gördük Aslan zaten. Aslan Bologna var. Eğer evet. Hoca transferi isteyip yönetim yapamadıysa tabii ki topu yönetime atarız. Ama hoca şunu dediyse ki örnek veriyorum. Devre arasına kadar biz böyle idare edelim de soralım dediyse büyük bir fiyasko. Şimdi mesela bizi izleyenler soruyorlar işte çift forvet oynatırsa kim oynatmalı Aslan Bologna yanında? Adam yok ki. Yakal Taylan zaten olmaz. Bunu Bolu maçında gördüler. Adam güreşiyor. Top da tutmuyor. Ersun Hoca da hiç öyle girmiyor. Bir açıklama yapmadı zaten şu ana kadar. Hani benim istediğim oyuncular alınmadı tarzında bir şey ya de demedi. Ya şimdi alınmadıysa da bunu açıklayamaz kolay kolay. Yani yönetimle ters düşmek istemez. Yani hiçbir hoca bunu kolay kolay söylemez. Söyler mi sence? Şu an hangi takımlarda ne sıkıntı olduğunu biz biliyoruz. Biliyorsun. Anca şöyle bir şey hiç olduğunda hocalar söyler açıklamaya... hoca. Ne? Hoca işler kötü gider artık gitme noktasına gelir orada der. Orada derse ama o zaman iş işten geçmiş olur. Orada, bir anlamı orada kalmaz. Dediği zaman da ben Ersun Hoca'nın söylediği sözü doğru kabul etmem. Onu burada söyleriz zaten. Hatta bu doğru değil diye. Şeyde oldu ya Ertuğrul Hoca açıklama yaptı Urfa maçından sonra. Transfer yapılmadı rakiplerimiz transfer yaptı diyor. Zaten sen bunu transfer bitmesine yakın zamanda dedin ki transfere ihtiyacımız yok. Hatta kaleci rotasyonumuz en iyi kaleci rotasyonu dedin. Ne dedim o gün işte o açıklama için bugün daha doğrusu. Hoca dedim durumu kurtarmak için bahanelere sığınıyor dedim. Şimdi Ersun evet. Hoca da eğer ileride onu yaparsa o zaman ben derim ki hocam demek ki yönetim haklı o zaman. Sen hani burada bahanelere sığınıyorsun derim. O yüzden bu şekilde. Bu maç Antalya'da da oynanabilir ha bir ihtimal. Niye? Antalya da hafta sonu kendi evinde oynamıyor ya. Kepez'in maçı var ama şimdi bir dakika. Ha, Antalya yok, Spor'un sahasını mı diyorsun sen? Evet. Zaten Kepez'de şey Kepez yok da. Olmaz. Pasolik falan yok da. Aynen. Ama Süper Lig takımları genelde izin vermiyorlar işte. Sıkıntı o zaten. Benim söylemek istediğim oydu. Gaziantep'i de zaten o gün o yüzden söyledim. Gaziantep deplasmandaydı o hafta. Kocaeli maçı oynandı hafta. Mersin'de geçiyordu orada aynen. Hatta bir de. Ama orada Hatay'ın maçları oluyor bir de. Süper Lig takımları kabul etmezler kolay kolay. Mersin'de zaten o evet. Statta oynuyor. Peki sen sol bek konusunda ne düşünüyorsun? İzleyicilerimizin ortak sorusu. Alberk mi oynamalı, Ömer Bayram mı? Ömer Bayram oynamalı ben hep söylüyorum zaten. İki Alberk asist olmaz. Yaptı geçen. Sen ölçü olarak kabul etmiyorsun yok, ama. Ondan değil. Peki Ömer Bayram'ı şu an fit buluyor musun? Ya şu an ben fit de bulsam bulmasam da Ömer Bayram oynamalı zaten. Alberk fit mesela iyi mi? Alberk bulduğu şansları çektar gibi iyi yani kullanamaz. Yani zaten asıl orası için söylediğimiz şifre şuydu. Bir tane yabancı alınıp Ömer Bayram'ın alternatif olması lazımdı. Alberk alınmamalıydı. Bu benim Mücahit sence Ahmet Spor'da oynayamaz mıydı alınsaydı? Mücahit Albayrak. Mücahit sakatlanma potansiyeli çok yüksek ama.
Ya Erokspor'un şu an hedefi yok zaten. Ligde kalmayı oynuyor. Tabii orası hani, için. O yüzden bence hani Erok için fazla bir oyuncu oluyor Mücahit. Ya ligde kalmayı oynayan bir takım için. Diyor. Ama işte o da düşüşte olduğu için zaten sakatlıklar makatlıklar. Bir de İstanbul faktörü var o yüzden de buraya. Her an sakatlanabilir çünkü o yüzden. Yani şimdi Amespor'un öyle bir lüksü yok mesela. Yok, bak tabii. Ömer Bayram bir hafta oynamadı, sakattı. Albert oynadı, çok kötüydü mesela. Koyamıyorsun oyuncu. Ömer Bayram hatta bir taneden de fazla maç kaçırdı. Aynen. O sakatlığından. O yüzden problem oluyor. Ben bu karşılaşmada bol golli bir maç bekliyorum. Bence İki takımdan da mı? Seyir zevki çok yüksek bir maç olacak. Bol golli bir maç bekliyorum. Erok gol atar diyorsun. Erok atar diyorum. Erok çünkü son yaptığı transferlerle beraber daha pozitif bir takım oldu. Ben Erok'tan net gol bekliyorum. Ahmet'ten de goller bekliyorum. Ama kim kazanır yönünde bir görüşüm yok. Eğer Amespor kazanırsa milli maça, yani milli maç arasına daha doğrusu çok iyi bir şekilde girmiş olacak. Tam tersi Erok da kazanırsa ivmelenmiş bir şekilde girecek. Bir puan Erok'u yüzmez ama değil mi? Ne diyorsun? Şu an bu ligde bir puanın da çok değeri var, bir golünde. Bir şey diyemiyorum. Erok Iğdır'ı yendi deplasmanda. Eğer burada da kazanırsa iki tane çok ne zor diyoruz? Deplasmana geçmiş olur. İki maç kazandığın zaman aşağıdasın. Şey yukarıdasın. İki maç kaybettiğin zaman aşağıdasın. Şu an Iğdır 10 puanda. Düşme hattı 7 puanda. Erok bu maçı kaybederse kendini küme düşme hattında bulacak. Çünkü Urfa Malatya'yı yener. Tam her tersi. Türlü. Esenler Erokspor mesela diyelim ki beraber kaldı 10 puan. Hı hı. Diyelim ki Çorum'da beraber kaldı 10 puan. Doğru. Urfa kazandı 10 puan. Aralarında üçlü averaj olur o zaman. Düşün. Yani şu an bu ligde sezon sonunda bir gol, bir puan. Tabii. Genel avaraj çok zor bir lig oluyor. Kilo avaraj. Yani. Çok zor. Belirleyebileceği için ben şu anda hani kazanç diyemem veya onu sezon sonu anlarız yani. Gibi duruyor. Tabii. Sezon sonu. Ya çok zor bu lig zaten bu sene. Ya tarihin en zor birinci ligi yıllardır. Aynen öyle. Her türlü sonuç oluyor maçlar. Evet. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Ahmet Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Max Gradel de bence gol atar. Sen de benden kopya. Ben şey maçına demiştim ya. Bolu maçında tam oluyordu. Son dakikada Anıl attı. Evet. Maç bitti. Bakalım. Önemli bir maç. Tabii ki stat da çok önemli olacak. Eğer doğru. Urfa'da oynanmazsa biraz sıkıntılı ben sana söyleyeyim. Çünkü Amespor da bence Urfa'ya biraz uyum sağladı. Hem taraftar da benimsiyor. Mesela Şanlıurfa Spor taraftarlar da o gün geldi maça. Yakın bir de. Amespor'u destekledi mesela. Yakın da. Evet. O da avantaj oluyor. Lokasyon olarak. Aynen. Bilmiyorum valla. Güzel bir maç bizi bekliyor. Mehmet Altıparmak Hoca da buradan bir puan çıkarmak isteyecektir. Kendi adına da bir hani kendini hatırlatmak anlamına da. Çünkü Amespor bu ligin bütçeli takımlarından biri. Mehmet Hoca da bir kendini hatırlatmak isteyecektir. Aynen öyle. Bakalım nasıl olacak. Zor bir maç. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, iki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Esenler Erokspor çünkü toparlandı. Ama Espor'da ivmelenmesine devam ettirmek istiyor. Ben iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Sorular için de Amespor taraftarlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Pazartesi günü kısmet olursa da inşallah sonucunu konuşacağız. Tekrardan iki takıma başarı dileklerimi iletiyorum. Amespor taraftarlarından rica ediyoruz. Katıl butonumuza destek olmalarını. Ayrıca süper teşekkür butonundan da bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Tekrardan sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, teşekkürler. İki tarafa da başarılar dileyelim. Pazar günkü bu kritik mücadelede. Herkese de iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.